Merhaba hanım. Yani paran yoksa sana dondurma vermezler dostum. Belki de çalışmayı deneyebilirsin. Bak, etkilendim Arnold. Bir iş buldun. Ama bir poligraf uzmanının ne olduğunu biliyor musun? Arnold, yalan söylediğini görebiliyorum. Fizyolojik reaksiyonlarından bunu anlamak kolay. Ancak diğer insanlar duygularını daha iyi kontrol ederler. Bir poligraf uzmanı, yalan makinesi kullanarak yalan söyleyip söylemediğini anlayabilen bir kişidir. Sempatik sinir sistemi denen bir şeyimiz var. Ve bir şeyler ters giderse bizi savaşmaya hazırlar. Nabzını arttırır, terlemeye neden olur ve kan basıncını yükseltir. Yalan söylediğimizde ve yalan söylediğimizi bildiğimizde bu aynı zamanda tehdit edici bir durumdur. Arnold, poligraf uzmanı olarak çalışmak için önce kendin test yaptırman lazım. Merak etme dostum. Bu basit bir prosedür. Saklayacak hiçbir şeyin yok. Yoksa var mı? Bir yalan dedektörünü aldatmanın birkaç yolu vardır. Mesela sfinkterini sıkmak. Bu sinir sistemini harekete geçirir ve kan basıncını yükseltir. Bu nedenle okumalar doğru olmaz. Eğitime başla Arnie. Aşırıya kaçma. Tebrikler Arnold. Artık bir poligraf uzmanısın. Hadi. Tüm kabloları nasıl bağlayacağını hatırlamıyor musun? Yani yalanları bir yalan makinesinden daha iyi tespit edebileceğini mi düşünüyorsun? Bir insanın bir yalanı ne sıklıkla doğru tahmin edebileceğini biliyor musun? Tahminlerinin %50'sinde. Bu da rastgele tahminle tamamen aynı. İnsanlar haklı olduklarında kesinlikle emin olsalar bile böyle. Çok yalan söyleyen insanlar beyindeki beyaz maddede %22'lik bir artış yaşarlar. Bununla birlikte gri maddeleri yani nöronları %14 oranında azalır. Yamyamlar yalancı olup olmadığınızı anlamada en iyisi olabilir. Mitomani bir kişiyi yalan söylemeye zorlayan bir bozukluktur. Dahası bu bozukluğu olan bir kişi kendi yalanlarına inanır. Tüm bu ganimeti nereden buldun? Arnold, böbreğini mi sattın? Hayır. Görünüşe göre tuzağa düşürülmüşsün ve hapse gireceksin. Burada yazılı olmayan bir hiyerarşi var. En çok saygı banka soyguncularına ve çete liderlerine duyulur. Ama Arnie, dostum, burada sertmiş gibi davranmaya değmez söyleyeyim. Yani en azından biraz para kazanacaksın. Mahkumlar en çok Almanya, İsveç ve Norveç hapishanelerinde kazanıyor. Halden hapishanesinde ayda 1600 dolar kazanabilirsin. Ve İtalya'da sadece kötü şöhretli mafyaların çalıştığı bir hapishane restoranı var. Oradaki şef, hapishane müdürlerinden daha fazla kazanıyor. Tamam Arnie, bir kaçış planı düşünme zamanı geldi. Tek yapman gereken hücreden çıkmak, bir grup gardiyanla ilgilenmek ve çıkışı bulmak. Bir İsviçre saati kadar güvenilir bir plan. Ama başka bir yol aramak isteyebilirsin. Brezilya erken serbest bırakılma şansının en yüksek olduğu yer. Kondisyon bisikleti üzerinde 16 saat cezanı bir gün azaltabilir. Okunan her kitap 4 gün daha kısaltır. Ayrıca marka kıyafetleri de dikebilirsin. Her 3 günlük çalışma için eksi 1 gün. Ve hatta ödeme bile alırsın. Arnold, bu senin için. Soluk kırmızı bir kapşonlu, mahkumun kaçmaya meyilli olduğu anlamına geliyor. Arnold, bu senin şansın olabilir. Hadi Arnold, anahtarı kap. Görünüşe göre başın belada. Bir mahkumun sağlık sigortası bazen gardiyanlarınkinden daha iyidir. Yılda 16 bin dolara kadar. Hapishanede şanslısın. ADX Florence'de kaçmak imkansız. Hücreler 3,5'a 2 metre. Zırhlı bir kapı ve beton tesisatları var. Duşun bir zamanlayıcısı var ve pencere 10 santimden daha az genişlikte. Burada mahkumlar 23 saatlerini tamamen tecrit altında geçiriyorlar. Arnold, kurtuldun. Şimdi sana kimin tuzak kurduğunu düşünmen lazım. Ve daha önce hiç kimsenin kaçamadığı bir yere gönderildin. Guantanamo Körfezi Hapishanesi. Arnold, beni duymadın mı? Hiç kimse buradan kaçmayı başaramadı. Denemiyorlar bile. Çünkü bu imkansız. Ve eğer biri kaçmayı denemeye bile cüret ederse, 20 santimetre kalınlığındaki metal kapılardan, gözetleme kameralarıyla dolu sonsuz bir koridor labirentinden geçmenin, acımasız bekçi köpekleriyle savaşmanın, süper yüksek voltajlı 5 metre yüksekliğindeki elektrikli çitleri aşmanın, keskin jiletli tellerden geçmenin ve her bölümdeki düzinlerce muhafızı atlatmanın bir yolunu bulmak zorunda kalacak. Şu anda dünyanın en tehlikeli suçlularından 40'ı bu hapishanede tutuluyor. Ve sen, dostum Arnold, listedesin. Tebrikler. Bununla birlikte hiçbiriyle konuşmana izin yok.
Sonuçta her mahkum günün 24 saati sıkı bir hücre hapsinde tutuluyor. Zamandan bahsetmişken, öğle yemeği zamanı. Bakalım bugün için menüde neler var? Pekala, burada ne varmış? Sadece özel bir hapishane yemeği var. Nutralov adında bir şey. Nutralov, artıklardan yapılan bir hapishane ceza yemeğidir. İçindeki en ufak bir tuz ve baharat yoktur. Olamaz. Bu beni neredeyse kusturacak. Onu nasıl yiyeceğin hakkında hiçbir fikrim yok Arnold. Yani onu yemeyecek misin? Protesto işareti olarak açlık grevine başlamaya mı karar verdin? Ah. Ve bak ne kadar sevimli. Sana eşlik etmesi için kendini ekmekten küçük bir arkadaş yapmışsın. Aferin Arnold. Ama sanırım yemek konusunda aşırı tepki verdin. Sana söylemeyi tamamen unuttum. Ama Guantanamo Körfezi insan haklarının çok fazla düşünüldüğü bir yer değil. Bu nedenle örneğin birisi açlık grevine girerse burun deliklerinden birine itilen bir tüple zorla beslenir. Tamam. Yani bu plan her zaman işe yaramıyor. Ama bir dakika bile bunun bittiğini düşünme. Bir sürü işkence seni bekliyor. Su, soğuk, müzik ve elektrik işkencesi. Bunların hepsi Guantanamo'da uygulanabiliyor. Ve olmazsa olmaz, uyku yoksunluğu. Böyle işkencelerle dolu sadece birkaç günden sonra beyin ve kas fonksiyonların zayıflar. Düşünme süreçlerin yavaşlar. Ve iraden artık kolayca kırılabilir. Kızıl saçlı sıska bir adam şişme botla okyanusu fethediyor. Ve bu milyonlarca izlenen bir video. Yine de kara sularından geçmemek çok daha iyi. Vay canına, senin hakkında bilmediğim çok şey varmış Arnie. Onlara ne gösterdin? Arnold, vatandaşlığını değiştirmeyi ne zaman başardın? Bu deniz platformu, eski bir askeri üssün bulunduğu yerde yaratılmış sanal bir devlet olan Sealand Prensliğine çok benziyor. Bu tür devletlerin faydaları, vergilerin tamamen olmaması ve her türlü işi yapmak için yasakların olmamasıdır. Burada kesinlikle rekabet olmadığı için hızlı bir şekilde zengin olabilirsiniz. Sırada ne var? Arnold, Aquatopia'nın kralı mı olacaksın? Bunu söyleyeceğimi düşünmemiştim. Ama kraliyet kıyafetleri sana çok yakışmış. Majesteleri Kral Arnold. Merak ediyorum. İlk kararnamen diyet kolayı yasaklamakla ilgili bir şey mi olacak? Ha, Irak Savaşı'nın ABD'ye maliyeti 1.3 trilyon dolardı. Birleşmiş Milletler ortadan kalkarsa dünyadaki 15 ülkede 120 binden fazla barışı koruma askeri risk altında olacak. Ve bu ülkelerde savaşlar yeniden alevlenecek. Bu da tüm dünya ekonomisinin zarar altına girmesini sağlayacak. Peki bu insanlar kim? Yani pasaport almak için sadece para ödemem mi lazım? Bu bir dolandırıcılık gibi görünüyor. Her biri 1000 dolara 150 bin pasaport sattıkları Sealand Krallığından bize zaten tanıdık gelen bir dolandırıcılık bu. Senin yönetimin altında Arnold, Aquatopia dünyanın en yozlaşmış ülkesi haline geldi. En uzun Birleşmiş Milletler toplantısı rekorlar kitabına girdi. Ve 14 ay sürdü. 4000 saat diyebiliriz. Sonuç, Süveyş Kanalı ile ilgili bir barış anlaşması ortaya çıktı. Yarı insan var ve artık herkes senin peşinde. 195 ülke fotoğrafını olası tüm medyalara gönderdi. Sadece tek bir ülkenin polisinde değil, tüm polis veri tabanlarında sen varsın. Dünyanın en iyi özel kuvvetleri senin peşinde. MI6 İngiliz istihbaratı 100 yıldır aralıksız çalışıyor. ISI Pakistan'ın bölümler arası istihbarat teşkilatı. Dünyanın en büyük çalışan nüfusuna sahip 10 bin ajanları var. CIA, bak Arnold, insanlara işkence ediyorlar. Kanada İstihbarat Servisi'nin de 507 milyon doların üzerinde bir arama bütçesi var. Gerçekten hepsinden saklanabileceğini mi düşünüyorsun? Sosyal medyadaki her akıllı telefonda sen varsın. Greta Thunberg'den bile daha popüler oldun. Şimdi seni kıskandığına eminim. Sonuçta gerçekten insanlığı kurtarmaya yardım edebilirsin. Onlara kanını ver, hem de son damlasına kadar. Tüm ülkelerden seçkin özel kuvvetler senin için geliyorlar. ABD donanması, Fransız Ulusal Jandarması, Çin Kar Leoparları.
Ama elbette rastgele bir öğrenci bile seni yakalayabilir. Herkes seni izliyor. Yalnızca New York'ta yaklaşık 20 bin güvenlik kamerası var. Bu kameralar fotoğraf çeker. Burun, göz, ağız arasındaki mesafeyi karşılaştırır. Veriler. Görüntüleri veri tabanlarından satın alabilirler. Yani sadece 5 dakika önce nerede olduğunu öğrenebilirler. Dahili kızılötesi ledlere sahip bu gözlükler yüzünü kameralardan gizlemene yardımcı olacak. Onlar için yüzün parlayan bir kör nokta gibi görünecek. Biraz bekle. Hey, pili unuttun. Bu yeterli değil. Kılık değiştirmeye ihtiyacım var. Bu kadar çok çörek yemek kötü bir fikirdi. Aşırı gaz birikimine neden olur. Rüzgarı serbest bırak. İyi görünüyorsun. Ancak arama köpekleri seni terinin kokulu bileşeni olan bütirik asit kokusuyla bulacaklar. Arama köpekleri terinin bir damlasının kokusunu bile 10 katlı binanın çatısından alabilirler. Ya da yerin 5 metre altından da senin kokunu duyabilirler. Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 7 milyon drone var. El sallamayı bırak ve dronelara karşı bu özel silahı al. Bu silah geniş bir elektromanyetik emisyon akışı ateşler. Bu nedenle nişan almana gerek kalmaz. Bu atışın drone'u kaplaması yeterli. Bunun ardından üstüyle temas kontrolünü kaybedecek. Ne yapıyorsun ya? Kalabalığın içerisinde kaybolsana kuş beyinli. Tamam Arnold. Her şeyi 24 saat boyunca görünmez yapan bir makine yaptım. Hareket etme Arnold. Bekle. Ve sen tam bir embesilsin. Kafanı tokatlardım ama... Nerede olduğunu bilmiyorum. Bu şapkayı tak ki seni görebileyim. Tamam, 24 saatim var. Ne yapacaksın? İlk gideceğin yerin orası olduğundan kimin şüphesi olabilir ki? Benim makinem görünmezlik ilkesine göre çalışsa kör olursun. Çünkü görünmez cismin kırılma endeksi havanınkine eşit olur ve gözlerindeki lensler de ışık ışınlarını kırma ve onları retinaya odaklama yeteneğini kaybederdi. Görünmezliği nedeniyle retinanın kendisi de rodları ve konikleriyle görünür ışığı ememezdi. Ama görebildiğim kadarıyla görme yeteneğin iyi görünüyor. Seni salyalı cahil. Tamam. Spor salonunun kapandığına göre başka bir şey yapabilir miyiz artık? 18 saatin kaldı. Biraz daha önemli bir şeyi kastetmiştim. Seni kas kafalı pislik. Sonuçta korkunç sırları açığa çıkarabilir ve inanılmaz başarılar elde edebilirsin. 51. bölgeye bile girebilirsin. Doğru. Farklı bir durum. Bir fikrin mi var? Onu çalmayı mı düşünüyorsun? Korkunç bir fikir. Yine bir plana ihtiyacım var. Tabii ki görünmezlik sayesinde kapandıktan sonra uzun süre kalabileceksin. Ancak daha sonra korumaları atlaman gerekecek. Ayrıca elmasın her tarafında da lazerler var. Gerçekten üçlü takla atıp elması çalabilir ve müzeden sergi için yeni antikalar getirecek arabayla tam olarak saat 2'de ayrılabilir misin? Öyle bile olsa bu gerçekten kötü bir fikir. Müze bir saat içerisinde kapanıyor. Bir köşede saklan ve bekle. Ve şapkanı çıkar. Seni koyun kafalı. Hazır ol Arnold. Önemli olan şey tabii ki yakalanmamak. Arnold, gitme zamanı. Vay seni deli. Tek yapman gereken üçlü takla atmaktı. Ve yine batırdın. Of. Pekala. Evet. Şimdi kendini kurtarmak için kaçmalısın Arnold. Çıkış hemen köşede. Hadi Arnold, bunu yapabilirsin. Olamaz. Elmasın cam kopyasını çalmış gibisin. Pekala. Bunun talihsiz bir olay olduğunu söyleyeyim. Gerçi dürüst olmak gerekirse orijinalin bir kasada saklanması oldukça mantıklı. Artık güzel Tagai'nin sevgisine asla sahip olamayacaksın. Reklam panosuyla çarpıştıktan sonra boyutsal bir portal açtın ve evren seni GTA 5 oyununun içerisine attı. Los Santos'a hoş geldin. Şehrin en zengin ve en güçlü adamı olmaya hazır mısın? Hadi arabaya bin. Gidelim.
ediyoruz. Michael'la tanış. Oyunun 3 ana karakterinden birisi. İlk göreve ne dersin? Bize nişan alma becerilerini göster Arnie. Neyse, hadi asıl konuya geçelim. Los Santos'un tamamen yasa dışı ve çok tehlikeli bir şehir olduğunu bir sır olarak bilmiyoruz. Başlangıç olarak imajını değiştirmemizi öneriyorum. Aksi takdirde Minecraft hayranı gibi görünüyorsun. Birkaç sert dövmeden kesinlikle zarar gelmez. Artık gerçek bir gangstersin. Banka soymaya hazırsın yani. Plan şu. Sessizce binaya girip zırhlı camı vuruyorsun. Kasa kapısını patlatıyor ve tüm altınları alıyorsun. Mükemmel değil mi? GTA'da daha hızlı koşmak için koşman değil, zıplaman lazım. Şu anda sahip olduğun silahların ve altının gerçek ağırlığının neredeyse yarım ton olduğunu biliyor muydun? Ama GTA'da bu önemli değil. Tam arkanızdalar. Saklanmanız lazım. Ve bunu yapmak çok basit. Sadece sessiz bir yerde saklanman lazım. Ve bir süre sonra seni unutuyorlar. Vay be, bak. İyi iş çıkardın Arnold. Artık paranı güvenle harcayabilirsin. Partilere, pahalı takım elbiselere, şehirdeki tüm gayrimenkulleri satın almaya ve pencerende en güzel manzaraya uyanmaya. Ama bu çok çabuk sıkıcı hale geliyor. Unuttun mu? Sen artık gerçek bir gangstersin Arnie. Aa, çılgın araba kovalamacası. Bu gerçekten harika. Pırda Arnold. Yoksa vurulacaksın. Şak mı? GTA'da nasıl uçulacağını biliyorsanız beğene basın. Görünüşe göre şansın kalmadı Arnold. Bir şekilde dev bir megalodon modlu bir GTA'ya girdin. Tamam, işim bitti Arnold. Görev başarısız. Bekle! Arnold, hayatta kaldın. Bu da ne? Yeni GTA mı? Yine ChatGPT'de saçma sapan şeyler mi yazıyorsun? Arnold, senin yüzünden yapay zeka insanlığın olduğundan daha aptal olduğunu düşünecek. Bu da tehlikeli. Bir dakika. ChatGPT'nin yazdığın aptalca saçmalıklara ne cevap vereceğini merak etmiyor musun? Elon Musk bile yapay zekanın insanlığı yok edebileceğinden korkuyor. Ve sen onu kışkırtıyorsun. Tuvalet kağıdın bitmiş gibi görünüyor. Bunun olabilecek en kötü şey olduğunu mu düşünüyorsun? Arnold, ses senden mi geldi? Sana söylemiştim. Senin aptallığın yüzünden yapay zeka tüm insanlığı yok edecek. Ya da belki de hepsini değil. Nükleer bir patlama yaklaşık 3000 kilometre kareyi yok eder. Toplamda dünyada yıkıma uygun yaklaşık 362 milyon kilometre kare var. Her şeyi yok etmek için yaklaşık 128 bin savaş başlığı lazım. Bu tüm dünyada olandan 10 kat daha fazla. Arnie, nükleer bir savaşa hazır mısın? İyi haber. İnsanlığın bir kısmı hayatta kalacak. Tek soru şu ki, ne kadar süreyle? Konserve yiyecekler harika bir seçim. O son konserve biraz fazla geldi. Ama ne düşünüyorsun Arnold? Bitkiler olmadan ne kadar dayanacaksın? Svalbard'da uluslararası bir tohum kasası inşa edildi. 900 binden fazla tohum içeriyor. Ancak 2 milyarlık bir kapasitesi var. Bu dünyanın tüm florasını canlandırmak için yeterli. Ya da en azından uzun nükleer kış gecelerinde yiyecek bir şeyler sağlar. İyi hazırlandın mı dostum? Cips, su, bitkiler, konserveler, ilaç, hatta bir bilgisayar. Ama görünüşe göre en önemli şeyi unutmuşsun. Ortalama bir nükleer patlama atmosfere 50 ton toz salacak. Dünyadaki tüm nükleer silahların patlamasından kaynaklanan toz, dünyanın gökyüzünün %50 ile %85'ini kaplayabilir. Ancak modern bilgisayar modelleri, nükleer yıkışın bir aydan fazla sürmeyeceğini söylüyor. İşler o kadar da kötü değilmiş yani Arnold. Dünyada tüm medeniyeti yok etmeye yetecek kadar nükleer silah da yok. Birçok kurban var. Ama nükleer kıyamet iptal edildi. Bir seyahate çıkmaya karar verdin, değil mi? Bir yolcu gemisinde en ucuz bilet 860 dolar. Hadi bakalım, acele etsene saftirik. 6000 yolcu ve 2200'e yakın mürettebat geminin önünde ilk seyahatlerinin yıl dönümlerinin bir fotoğrafını çekmek için poz veriyorlar. Şimdi çaktırmadan gemiye binme şansın var. Şu an herhangi bir reklam gelirimiz yok. Ya da açıkçası hiç paramız yok.
Hey, burada hiçbir şeye dokunma. Bir şekilde embesilliğinle beni büyülemeyi başarıyorsun Arnold. O kadar çok kişinin hayallerini gerçekleştirmeyi başardın ki büyük bir yolcu gemisinde kesinlikle yalnız olmak mı? Yaşasın! Sadece 7 günlük basit bir yolculuk için gemide 12 binden fazla yumurta, 380 kilogram dondurma ve 2 ton deniz ürünü ve et var. Baksana! Eğer hepsini tek başına yemeye kalkarsan bu miktar sana yaklaşık 5 yıl yeter. Bunun gibi bir gemi yolculuğuna çıktıktan sonra insanlar ortalama olarak 3 kilo alırlar. Yolcu gemilerinde bir sürü eğlenceli etkinlik var. O kadar ki aslında çoğu yolcu için 7 gün hepsini yapmak ve görmek için yeterli değildir. Hay aksi, yakıtımız bitmiş gibi görünüyor. Tam hızda gemi günde 5 tona kadar yakıt yakıyor. Şimdi diğer yolcu gemileri gibi okyanusta sürükleneceksin. Çünkü limanda kalmaktan daha ucuz. Arnold, görünüşe göre tatilin beklendiğinden biraz daha uzun sürecek. Tam bir ay geçti. Acaba bu akıntı seni nereye taşır? Tebrikler Arnold. Şimdi tüm dünya senden nefret ediyor. Çantalarını topla ahmak herif. Tatilin bitti. Hey Arnie. Burada fotoğraf çekilebileceğinden emin misin? Arnold, bayağı kötü haberlerim var. Dünyadaki bütün ülkelerin hükümetleri şu an işi bıraktı. Şimdi hepsi diktatörler tarafından yönetiliyor. Bir açıdan bayağı güzel bir haber. Kimse kendi ülkesini terk etmeyecek artık. Ve herkes kendi ülkesinin kalkınması için çalışacak. Ancak öte yandan bu tür rejimlerde çoğu insan evlerinde değil, hapishanelerde yaşayacak. Çünkü ülkelerin yasaları çok katı olacak ve hatta bazen gerçekten garip olacak. Medeniyetin faydalarını unutabilirsin. Ne de olsa artık dış ekonomik ilişkilere ihtiyaç kalmadı. Ve artık her ülke sadece kendisi için çalışacak. Ama bunun anlamı şu. Ülkenizde daha önce örneğin araç yapmak için herhangi bir ağır sanayi olmasaydı, şimdi yeni bir araba alamayacaktınız. Ve tek alabileceğiniz şey en iyi ihtimalle berbat bir bisiklet olacaktı. Ve tüm sosyal medyanın yok olacağını söylemiyorum. Mesela arkadaşlarınızla ormanın derinliklerinde bir yerlerde sohbet edebilirsiniz. Ve yüksek sesle radyo dinleyebilirsiniz. Ve şimdi saçını kestirmek istesen bile saç modellerinin yerel yönetimden onay alması gerekecek. Ve devlet onaylı saç stili sayısı bayağı az. Ancak en ürkütücü olan şu. Tüm ülkeler artık birbirlerini potansiyel bir tehdit olarak görüyorlar. Dolayısıyla her ülkenin hemen hemen tüm kaynakları askeri kaynaklara dönüştü. Ve ne yazık ki bir gün biri sinirlenecek. Ve o büyük kırmızı düğmeye basacak. Arnold, dünyayı kurtardın. Senin renk körlüğünün gezegeni kurtaracağını kim düşünebilirdi? Bu dünyanın ilk biyomühendislik ürünü, insan derisi. 2011 yılında Hollandalı bilim insanları sütünde örümcek ağları için malzeme üretebilecek bir keçi oluşturdular. Ve sonra bu şeyi insan derisine dönüştürdüler. Bu dil çelikten 15 kat daha güçlü. Ve 5.56 kalibrelik mermileri durdurabiliyor. Çalışma resmi olarak sona erdi. Peki ya deneyler gizlice devam ettiyse? Tebrikler Arnold. Kurşun geçirmez cilt testi için gönüllü oldun. Ay canına. Hala yaşıyor musun Süpermen? Evet, başarılı bir test. Hey Arnie, bu adamlar sonuçtan oldukça memnun görünüyorlar. Ancak bahsi yükseltmek istiyorlar. Bir roket atar, namlusundan saniyede 120 metre hızla bir roket ateşleyebilir. Ve 50 santimlik çelik zırhı delebilir. Şimdi daha ciddi bir şeye ihtiyacımız var. Örneğin, florinden yapılmış cilt. Bu bilim tarafından bilinen en güçlü malzeme bir karbon allotropudur. Ve en güçlü çelikten 200 kat daha güçlü. Tebrikler Arnie. Fluorin cildin roket güdümlü bir el bombasına dayanabiliyor. Tabii aynısı beynin hakkında söylenemez. Şok dalgası onu jöleye dönüştürdü. Ama neyse ki süper gizli bir laboratuvardasın. Bu doğru Arnold. Kaçmak için mükemmel bir zaman. Ne de olsa artık otomatik silahlar sana zarar veremez. Hatta boğulamazsın da. Ve bir arabanın çarpması bile sana bir şey yapmaz. Ama gücün Arnold. Seni küçük pısırık. O hiç değişmedi. Ama bunun yerine görebildiğim kadarıyla artık çelik gibi sinirlerim var.
Ama sorun şu ki Arnold, kimsenin süper bir cilde sahip olduğunu öğrenmemesi için artık hayatının geri kalanında saklanman lazım. Bir dakika. Ne? Anladım Arnie. Sen sanırım beğeniler için her şeyi yaparsın. Pekala. Her neyse, inatçı karakterinin başına bela olmamasına dikkat et. Süpermen'in bile zayıf noktaları var. Gerçekten hiçbir silahın o cildini aşamayacağını mı düşündün? Arabayı nereden buldun? Arnold! Arnold! Neredeyse o kuşu öldürüyordun. Şimdi bu hanımefendi için bir taksi çağırmalısın. Neyse ki bu bir serçeydi, kartal değil. Sanırım telefonun az önce ülkedeki tüm taksileri tek bir yere çağırdı. ABD'de yaklaşık 230 bin kişi taksi şoförü olarak kayıtlıdır ve bunların yarısından fazlası Uber şoförüdür. Ucuca dizilmiş tüm bu arabalar 800 kilometre uzunluğunda bir trafik sıkışıklığı oluşturacak. Bu yüzden de New York eyaletinin 1/3'ü felç olacak. Normal miktarın 2 katına çıkan emisyonlar nedeniyle sokaklarda nefes almak zorlaşacak. Ve bu nedenle öksürmeye başlayabilir, mide bulantısı hissedebilir ve hatta felç olabilirsin. Umutlarını bir ambulansa bağlama. Çünkü bu seni ya da her gün ambulans arayan diğer 3000 hastayı kurtarmayacak. İstersen metroya binerek hastaneye gitmeyi deneyebilirsin. Ama normalde arabalarını kullanan 6 milyon insan zaten metroda olacak. Yani bugün metroda yaklaşık 11 milyon geç kaldığı için kızgın insanlar olacak. Hey, tüm trafik sıkışıklığına o neden oldu. Polis çoğu ihbara cevap veremediği için suçlular şehirdeki dükkanların yarısını zaten soydu bile. Arnold, bence ülkeyi hepten terk etsen iyi olur. New York'tan kalkan neredeyse her uçakta sana bir yer var. İnsanlar havaalanına gidemiyorlar ve uçakların yarısı boş uçuyor. Ve bu şirkete uçuş başına 10 bin dolardan fazla kaybettiriyor. Arnold, her zaman borçlarını öder mi sizce? Tüm taksi şoförleri seni almaya gitmek için sadece benzine yaklaşık 15 milyon dolar harcadılar. Nasıl ödeyeceksin? Arnold, bana bak. Paran var mı senin? Vay canına. Arnold, süpersin. Öldün ve cennete gittin. Sıraya gir. Aziz Petrus'un seni içeriye almasını bekleyeceksin. Bu ne kadar havalı böyle. Hey, vay canına. Bak, şu John Lennon mı? Hayır, bekle. Bu sadece İsa peygambermiş. Burada büyük tarihi sanatçılar tarafından yapılmış Tanrı'nın resimlerinden oluşan bir duvar bile var. Eski zamanlarda insanlar Tanrı'nın korkunç ve kana susamış olduğuna inanıyorlardı. Örneğin Aztekler yağmur yağdırmak için insanları sürekli tanrıları Huitzilopochtli'ye kurban ettiler. Eski Yunan tanrılar insanların niteliklerini veya doğal fenomenlerini kişileştirdiler. Ne yazık ki Arnie, Hristiyan cennetinde Müslüman cennetinin aksine 72 bakire alamazsın. Ama hey, bak tam burada. Bu John Lennon. Yoksa bu yine İsa peygamber mi? Ve işte o burada. Birçok ismi var. Yaradan, Yehova, Adonya, Yahve ve Tanrı. O uyuyor. Muhtemelen onun eşyalarına dokunmamalısın Arnie. Arnold, aklından ne geçiyor? Oraya giremezsin. Burası tüm dünyanın kontrol merkezi. Hiçbir şeye dokunma Arnold. Ah, bu hiç iyi değil. Son birkaç yüzyılda dünyadaki dini inançlar düşüyor. Ve Tanrı'nın dünyadaki en popüler varlık olarak birçok sevmeyeni var. Tanrı'yı oynamayı düşünme bile Arnold. İnsan bu rol için çok açgözlüdür. Tarihte başka birçok örnek var ve hepsi oldukça kötü bir şekilde sona erdi. Arnold, dur! Bu bir şaka değil dostum. Harika. Şimdi her şey rayından çıktı. Fanatik inanç her zaman savaşlara yol açmıştır. Ve şimdi nükleer bir Haçlı Seferi başladı. Arnold, çok geç olmadan dur. Beni duymuyor musun sen? Tam zamanında. Hey, Tanrı, bunu yanlış anlama. Ama Tanrı'ya şükürler olsun ki buradasın. Arnold, işim bitmiş gibi görünüyor. Huh.